Sevgili dostlarım hepinize Merhaba e, bugünkü videomuzda gümüş TL gram altın gümüş ons kapanışlarına değineceğim arkadaşlar e, gümüşle ilgili uzun zamandır video yapmıyorduk gümüşle ilgili talebi olan arkadaşlarımız da var hem de onları bilgilendirmek amaçlı e, gümüş TL gram TL gram altın ve gümüş ons bu hafta neler olabilir? Önemli kritik seviyeler nerelerdir? Sizlerle birlikte bunların incelemesini yapalım. Arkadaşlar ben de e, gümüş TL grafiği olmadığı için gümüş TL'yi ben bir başka grafik üzerinde çalışıp e, gümüş ons grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Gümüş TL analizimizle başlayalım günümüzü arkadaşlar. Bu arada sizler de kanalıma bir beğeni atarsanız ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa kanalıma da abone olurlarsa beni çok mutlu ederler. Evet, gümüş TL'de arkadaşlar incelediğimiz zaman gümüş TL'de e, 3.44 seviyesi üzerinde günlük kapanış haftalık kapanışta gerçekleşmiş gözüküyor. E, gümüş TL'de 3.44 Burası çok önemli arkadaşlar. 344 altına inilmedikçe gümüş TL'de yukarıda 355 kısa vadede beklenmesi gereken bir hedef yeri olarak gözükmekte. 355 seviyesi, 355 seviyesi de gümüş gümüş TL'de kırılırsa arkadaşlar yukarıda 362 seviyesi bizleri bekleyecek önemli rakamlar arasında gözükmekte. Ee, olur ki 344 altında günlük kapanış günlük kapanışlar e, gelmeye başlarsa da e, Gümüş TLde arkadaşlar bu sefer aşağıda 341 e, ve 338 seviyesi Gümüş TL'de önemli seviyeler olarak beklenmesi gereken yerler olur Gümüş TLde bu hafta 334 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe ee, bu hareketin bir düzelme, düzeltme hareketi olarak kaldığını düşünebiliriz. Evet en maksimum 3.34 seviyesi arkadaşlar. Kırılmadığı müddetçe gümüş onsa yön yukarı olarak gözükmekte. Ee, 3.34'ün önemi 3.34 kırılırsa gümüş TL'de arkadaşlar 3.34 seviyesi kırılırsa buradan satışlar hızlanabilir. O yüzden 3.34 maksimum bizler için stop olması olmamız gerekecek önemli bir seviye olarak gözüküyor. O yüzden 334'e dikkat diyoruz. 344 üzerinde de haftalık kapanış gelmiş. O yüzden 344 üzerinde beklememiz gereken 355 ve 362 seviyeleri gümüş TL'deki arkadaşların Öncelikle 3.55, 3.55'in kırılıp kırılmayacağını gözlemlemeleri, kırılırsa da pozisyonlarını koruyup 3.62 beklemeleri önemli. Gümüş ons grafiğine de baktığımız zaman gümüş ons'ta 10 üzeri bir haftalık kapanış gerçekleşti. Fakat gümüş ons şu an itibariyle kapanış itibariyle arkadaşlar hala da kritik. Fakat 18 10 üzerinde de kaldıkça gümüş ons tam sınırda gözüküyor arkadaşlar 18 10 üzerinde kaldıkça sınırda 18 10 üzerinde tutunmasını devam ettirebilirse gümüş ons bu sefer yönünü yukarıdaki 18 40 direncine doğru yönlendirebilir arkadaşlar yukarıda 18 40 direnci var. 18.40 direnci e, bizler için önemli olacak. Bu ayrıca gümüş ons'ta 18.40 haftalık bir direnç bölgesidir de. 18.10 üzerinde kaldıkça gümüş ons e, hala olumlu. Fakat e, tam da kritik bir seviyede arkadaşlar 18.10 seviyesi. 18.10 altına sarkmalar eğer gümüş ons'ta gerçekleşirse aşağıdaki önemli destek seviyesi 17.80 Takip etmemiz gereken önemli bir destek 17.80 ve 17.61 seviyesi arkadaşlar 17.61 seviyesindeki destekler. E, fakat dediğim gibi gümüş ons 18.10 üzerindeki kapanışı hala bir olumlu bir kapanıştır. E, fakat tam anlamıyla da bir 18.10 e, kapanışı yukarıyı destekler diyemeyiz. 18.10 17.80'i takipte kalacağız aralığını. 18 10 üzeri her kalış 18 40 e, seviyesini bize hedefler arkadaşlar haftalıkta da gümüş onsun e, alışlarının hızlanabilmesi için takipte kalmamız gereken en önemli seviyesi 18 40 seviyesidir arkadaşlar 18 40 seviyesidir 18 40 üzerinde. Haftalık bir kapanış gümüş onsta da görebilirsek yaşayabilirsek arkadaşlar, o zaman gümüş onsun hedefi 19-15 seviyesine kadar uzanabilir. Haftalıkta da dediğim gibi 18-40 gümüş onsta takip edeceksiniz. 18-40 kapanışı gelmediği müddetçe haftalıkta henüz olumsuz bir gümüş ons gözüküyor. Günlükte 18-10 üzeri kalışları takip edeceksiniz. 18-10 üzerinde 18-40 hedefli bir gümüş ons çalışır. Ee, bu hafta gümüş onsta günlük kapanışlarda 18-10'u takip edin. Haftalık kapanışlarda da gümüş onsta e, alımların hızlanabilmesi için 18-40 rakamı takiminizde olacak. Önemli yerler olacak. Gümüş ons ve gümüş TL tarafında söyledik, söylemek istediklerim bu kadar. Gram altın tarafına da bakalım gram altında neler olabilir. Gram altın tarafına da baktığımız zaman gram altında biliyorsunuz geçen hafta 293 altına inmeyen gram altında 302 hedefi vermiştik. Gram altın 301 seviyesine kadar yükselişine devam etti. Şimdi bu hafta gram altın 300 seviyesi üzerinde haftalık bir kapanış yaptı. Bu seviyeye göre hangi seviyeleri takip etmemiz gerekli? Sizlerle bunları inceleyelim gram altında. Arkadaşlar gram altında geçen hafta 293 olan taban fiyatımızı 295 seviyesine çekeceğiz. Artık 295 bizim için önemli bir destek konumu haline gelmiştir. Yukarıda gene 295 üzeri kalışlarda 301'de bir direnç yerimiz var 301 seviyesinde. 301 üzerinde de 304 seviyesi gram altında takip edilmesi gereken önemli bir seviye olacak bizim için 304 seviyesinin önemi bu 304 seviyesi üzerinde bir kapanış günlük kapanışlarda yaşamaya başlarsa gram altın bu sefer hedefi eski zirve yeri olan 310 seviyesi olacaktır gram altında önemli takip etmemiz gereken 295 e, bu hafta bizim için önemli. 295 seviyesi mutlaka takipte kalmamız gereken önemli bir yer. 295'in aşağı yönlü kırılmaması lazım ki hareketin yukarı yönlü e, devam edebilmesi için. 295 altında da olumsuz durumlarda arkadaşlar takipte kalmamız gereken Eski destek yerimiz 293, 290 ve 286 seviyelerinde önemli destek yerlerimiz hala devam ediyor, önemini korumakta. Fakat bizler için bu hafta en önemli dikkat etmemiz gereken yer 295. 295 üzerinde de haftalık bir kapanış gördüğümüz için gram altında kısa da 301 direncini şuradaki 301 direnci ve 304 dirençleri takipimizde olacak. Önemli seviyelerimiz olacak. Bu seviyeleri takipte kalacağız. 304'ü de kırabilirsek zaten yeni eski zirvemiz olan 310 seviyesini tekrardan gram altında test etmeye gidebiliriz. Verdiğim seviyeler önemli seviyelerdir arkadaşlar. Bu seviyeleri Mutlaka not alın ee, ve günlükte haftalıkta bu kapanışları takip etmeye çalışın. Sizlerin faydasına olacaktır. Şimdilik e, gümüş ve altın tarafında söylemek istediklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.